Herkese merhabalar, nasılsınız? Uzun bir zamandır bu konuyla ilgili konuşmak istiyordum. Şöyle arabada giderken de biraz fırsatım oldu, dedim bu konuyla ilgili samimi bir şekilde sizlerle bir sohbet edeyim. Bugünkü sohbetin Almanya'ya göç etmek isteyen veya Avrupa'ya göç etmek isteyen, yurdunu bırakıp başka ülkeye gidip orada hayat kurmak isteyen insanlar için kritik bir video olduğunu düşünüyorum. Son 3 yılda Berlin'de sohbet ettiğim insanlarla, buraya göçen insanlarla ettiğim sohbetlerde anladığım ve karşıma bir tanım olarak çıkan göçün anatomisi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani bir göç hikayesi, bir taşınma hikayesi, ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşme hikayesi birçok zorluklarla dolu ve arkasında da sağlam motivasyonlar gerektiriyor. Yani bir kişinin gerçekten pılını pırtını toparlayıp eşyalarını belki bırakıp en sevdiği esprisini yapan arkadaşını Türkiye'de bırakıp yurt dışına göç etmesi temel birkaç motivasyon gerektiriyor. Bugün de bunu konuşmak istiyorum çünkü birçok insan bana soruyor. Abi ben şu şehirden şöyle maaş aldım. Olur mu? Yaşar mıyım? Taşınalım mı? Ya da ben şurada şu işi yapıyordum. Şimdi şu ülkeye, şu şehre bu işi yapmak için gideceğim. Sence yapabilir miyim? Tutunabilir miyim? Ya bunlar aslında buzdağının görünen yüzü. Bunlar biraz sonuçlar. Önemli olan temelde başka şeyleri halletmek sanırım. Bir göçün hikayesinin başlaması için bazı motivasyonların olgunlaşması gerekiyor. Ben bunu fark ettim. Birincisi, evet, güzel bir iş teklifi ya da rasyonel bir baz gerekiyor. Kariyer fırsatı ya da maddi olarak alım gücünün yükselmesi gibi belki yani sayılarla ölçebileceğimiz bir değişiklik gerekiyor. Yani burada işte Türkiye'de 30.000 TL kazanıyorsundur da Avrupa'da işte 3.500 Euro'luk bir teklif gelmiştir. Zaten karşılaştırınca çok farklı bir alım gücüne sebep oluyor. Ya da burada ufak bir şirkette bir yöneticilik yapıyorsundur. Orada büyük bir şirkette bir yöneticilik fırsatı çıkmıştır. Bunu değerlendirmek istersin. O yüzden işin kariyer bacağını geçiyorum. Çünkü orası hallediliyor. Ama videonun sonunda tekrar bu kısma değinmek istiyorum. Şimdi gelelim diğer benim önemli gördüğüm duygusal motivasyonlara. Göç etmek için herhalde en yegane güç bir insanın ailesinden bağımsız hayatta kalmayı becerebiliyor olması. Yani ben zaten İzmir'den İstanbul'a göçtüğümde, İstanbul'da üniversite hayatına başladığımda, İstanbul'da üniversite hayatından iş hayatına geçtiğimde ailemden uzaktaydım. Ailem sadece tabii ufak çekirdek ailem değil, akrabalarım, teyzelerim, işte dayılarım, onların çocukları, anneannem, dedeannem, anneannem, dedem, babaannem falan gibi biraz daha büyük bir akraba grubunu da düşünürsek onları da İzmir'de bırakarak İstanbul'a göçtüm ve bunu yapmayı gerçekten çok istiyordum. Birinci aşamada ben zaten onlarsız yaşamayı becerebilen bir insandım. Ben şunu söyleyebilirim ki kendimi tanımaya başladığımdan beri ben bu dünyaya ait hissetmiyorken kendimi aileme hiç hissetmiyordum. Yani aileme ait hiç hissetmiyordum. O yüzden ailemden ayrılmak, akrabalarımdan ayrılmak ve yeni bir yaşam düzeni kurmak benim için oldukça kolaydı. Şimdi o yüzden sizin de bir bunu düşünmeniz gerekiyor. Siz de akrabalarınız, aileniz olmadan yapabilir misiniz? Veya sizin ailenizin size ihtiyacı var mı? Siz, yani sizin yanı başınızda, sizin onların yanı başında durmanıza ihtiyaçları var mı? Belki yurt dışında olsanız daha fazla para gönderebilirsiniz. Ama bazı durumlar var ki duygusal olarak da, fiziksel olarak da onların yanı başında durmanız gerekebilir. Bu birinci aşama halletmeniz gereken. İkinci aşama ise dostluklar, arkadaşlıklar, yakın çevre, yani günlük dedikodularını paylaştığın, canı sıkıldıkça aradığın, güzel bir haberi paylaşmak istediğin o birinci çevre
ne olacak? Onları da bırakacak mısın? Yoksa onları da yeniden inşa etmeye hazır mısın? Ben birçok kere bahsettim. Bu konuda şanslı insanlardan birisiyim. Çünkü ben birinci çevremin her gün sohbet ettiğim, neredeyse her gün içebileceğim, her gün üzerine konuşabileceğimiz bir konu bulabileceğimiz benim en yakın arkadaş grubumun büyük çoğunluğu zaten Berlin'de. Bizim çok büyük bir grubumuz Berlin'e geldi. Ve Berlin'de birlikte yaşıyoruz. Ve bu tabii ki benim birçok arkadaşıma kıyasla, yani buraya göçen arkadaşıma kıyasla lüks bir durum. İnsanlar genelde bunu çok az yaşıyor. O yüzden de siz de bunu bir düşünmeniz gerekiyor. Sizin bu yakın çevrenizi ve önemli arkadaş grubunuzu geride bıraktığınızda burada yeniden bir arkadaşlık edinme çabasına girmeye hazır mısınız? İş arkadaşlıklarınızla, iş arkadaşlarınızla dostluk kurmaya ya da WhatsApp'tan, Facebook'tan tanıştığınız insanlarla, o gruplarla, sosyal mecrada buluştuğunuz ağlarınızı birleştirdiğiniz insanlarla arkadaşlık kurmaya, yeniden arkadaşlık inşa etmeye motivasyonunuz var mı? Bu da çok önemli. Yani belli bir yaştan sonra çok zor oluyor insanların yeniden birilerini tanıma çabası, hikayelerini anlatması, şakalarını eşleştirmesi, mizah anlayışını yakınlaştırması, benzer şeylerden sohbet etmeye başlaması, kültürlerini ortaklaştırması zaman alıyor ve emek gerektiriyor ve bir daha yatırım gerektiriyor. Herkesin de buna enerjisi olmuyor açıkçası. Gelelim en önemli mevzuya, konfor alanından çıkmak. Siz konfor alanınızdan çıkmaya hazır mısınız? Her zaman alışkın olduğunuz marketin, reyonlarını ezberlediğiniz bakkalınızın ya da sizin ayağınıza servis yapan eczanenizin yanınızda olmamasına hazır mısınız? Bütün bu alışkanlıkları bırakıp yeniden bir düzen kurmaya hazır mısınız? Konfor alanındaki o bütün alışkanlıklardan vazgeçip yeniden alışkanlıklar edinmeye, yeni tatlar tatmaya, yeni mutfaklardan yeni yemekler yemeye ve insanların sohbetlerine yeniden dahil olmaya hazır mısınız? Bu da gerçekten önemli bir değişim. Şimdi yaşadığınız bölgede işte bakkalı tanıyorsunuz, komşularınızı tanıyorsunuz, yakın çevrede muhitinizde neler var, hangi dükkanlar var, barlar var biliyorsunuz. O yüzden burası biraz zorlu bir süreç. Siz burada bu şartlar altında buraya geldiğinizde, yani yurt dışına çıktığınızda bunları yeniden inşa etmeniz gerekecek. Buna da motivasyonunuzun olması gerekiyor. Bir takmak gerekiyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınca yeniden kendi konfor alanınızı inşa etmeye hazır mısınız? Şimdi göç ederken büyük ihtimalle de iş değiştirerek geleceksiniz ve burada yeni bir işe başlayacaksınız. Sadece göçün telaşı değil, yeni bir işin de telaşı olacak. Hem göç sırasında halletmeniz gereken o evrak işleri, ev işleri ve konfor alanını yeniden inşa etme işlerinin yanı sıra bir yandan da yeni bir işte kendinizi ispat etmeniz gerekecek. Belki yıllarca çalıştığınız o Türk şirketinden ayrılıp bir Alman şirketine geldiniz ve buradaki bir kültürü anlamaya çalışıyorsunuz. Buradaki dinamikleri anlamaya çalışıyorsunuz. Buradaki politik oyunları anlamaya çalışıyorsunuz. Ya da bir girişim, o girişimin dinamiklerini çözmeye çalışıyorsunuz. Bu kapsamlar altında zaten başlı başına bir zorlukla karşılaşacaksınız. Çünkü yıllardır çalışmış olduğunuz düzenden ayrılıp hiç bilmediğiniz bir düzende, yeni bir pozisyonda, yeni bir şirket için çalışmaya başlıyorsunuz. O yüzden kendinizi ispat etmeye de hazır olmalısınız ve bunun için de enerjiniz olması gerekiyor. Ben Türkiye'deyken ödeme sistemlerinin önde gelen isimlerinden bir tanesiydim. Herkes tanırdı beni. Buraya geldiğimde kimse beni tanımıyordu. Kimse benim ödeme sistemlerinde ne kadar iyi olduğumu bilmiyordu. O yüzden burada hikayemi yeniden baştan inşa etmem gerekiyordu. Neler saydık bir özetleyelim. Ailenizi bıraktınız, arkadaşlarınızı bıraktınız, dostlarınızı bıraktınız, sohbetinizi bıraktınız. Geride konfor alanınızı bıraktınız, rahattan çıktınız. Rahat işinizi, eski işinizi bıraktınız. Bambaşka bir pozisyona, yeni bir işe geldiniz. Bunlar için de gerekli olan bütün enerji ve motivasyonunuzu da hazırladınız.
gelelim en zorlu şeye. Dil. Bir dil sadece bir iletişim aracı değil. Aynı zamanda duyguların aktarım aracı. Yurt dışına göçtüğünüzde uzun bir süre sadece insanlarla iletişebileceksiniz ama duygularınızı aktaramayacaksınız. Ana dilde konuşmanın vermiş olduğu bir rahatlıkla insanlara kendinizi belki de çok iyi ifade ediyordunuz. Burada ise artık kafanızda yeni bir pencere açılacak ve her düşündüğünüz şeyi, her hissettiğiniz şeyi sıfırdan başka bir dile çevirmek zorunda kalacaksınız. En başlarda o cümleyi zaten bu yabancı dilde, İngilizce'de, Almanca'da kurmayacaksınız. Beyniniz uzun bir süre şöyle çalışacak. Önce Türkçesini düşüneceksiniz, sonra onu bir işleyeceksiniz. Almancası ya da İngilizcesi işte, ya da hangi ülkedeyseniz Fransızcası falan. O ağzınızdan dökülecek ve karşıya bir grup kelime göndereceksiniz. Bunu gönderirken uzun bir süre sadece bu bir iletişim çabası olacak. Bir duygu transferini karşıya geçirmek çok zor olacak. O yüzden de dil bariyeri sadece iletişimin yavaşladığı, iletişimin zorlaştığı bir durum değil. Bir yandan da duygularınızın uzun süre kendi çevrenize, partnerinize kaldığı bir döneme gireceksiniz. O yüzden de buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ana dildeki o özgür duygu, mizah anlayışı, kültürel şakalar gibi şeyleri bir kenara bırakıp birden yeni girdiğiniz kültürün, dilin şakası, mizah anlayışı, laf sokma anlayışı, duygu aktarımı, kelime oyunlarını adapte olmanız gerekecek. Bu da gerçekten iyi bir enerji ve motivasyon gerektiriyor. Ben hala Almanca bilmiyorum. Ama Almanca'ya karşı değilim. Sadece fırsatım olmadı. Her koşulda İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Becerebilsem arada Almanca kelime de sıkıştırıyorum. Ama insanlar zaten Almancamın ne kadar kötü olduğunu anlayınca kendileri de İngilizce'ye geçiyorlar, sağ olsunlar. Ama artık şunu söyleyebilirim. Ben Hintli bir arkadaşımla, Fransız bir arkadaşımla, şirketteki o çalışma arkadaşlarımla şakalar yapabiliyorum, sohbet edebiliyorum. Kendi duygularımı, hissettiklerimi gerçekten İngilizce'den seçtiğim otantik kelimelerle karşı tarafa aktarabiliyorum. Ama bu benim neredeyse 2-2,5 yılımı aldı. Şimdi o yüzden aslında hangi maaşla hangi pozisyona geldiğiniz işin detay kısmı, bir şekilde orası halledilir. Yani Almanya'da özellikle o kadar çok iş fırsatı var ki, o işten memnun kalmazsanız sonra başka bir iş bulursunuz. Ben hiç duymadım ki işten ayrılıp başka bir iş fırsatı bulamayıp Türkiye'ye dönsün bir insan. Böyle bir durum neredeyse hiç olmuyor. Yani en azından ben hiç duymadım. Bu sebeple meslek ve buradaki para kazanma işi gerçekten detay. Önemli olan siz bu sosyal düzeninizin değişikliğine hazır mısınız? Yani buradaki motivasyon temelde buraya doğru inşa edilmeli. Bu kısım eksik kalırsa burada bir sürü insan bocalayabiliyor. Ben bunlara şahit oldum. Ne kadar güzel maaş kazansa da bu sosyal değişikliklere hazır olmadığı için, beyin hazır olmadığı için, duygular hazır olmadığı için ya da yeterince enerji olmadığı için bunun için burada beceremeyip motivasyonu kırılıp Türkiye'ye gidenler oldu. Yani işten dolayı değil, tamamen bu yoğun değişime ayak uyduramayan insanlar oldu. O yüzden size bu videoda şunun altını çizmiş olayım. Para kazanılır. Burada çok iş var. Bir şekilde geçim de halledilir. Biz buraya geldiğimizde hep söylüyorum, bir maaşla geçinmeye başladık. Ve bir şekilde o zamanlar da geçiniyorduk. Ve hiçbir şeyden de geri kalmıyorduk. Şimdi de geçiniyoruz. Ve hayatımız aşırı lüks olmadı. Yani eşim de ben de çalışıyoruz. Maaşlarımız da iyi fena değil ama burada bir muhteşem bir değişim de yaşanmadı. İnsanların gelirleri burada birbirine çok yakın. Herkes benzer hayatları yaşıyor. Özellikle Almanya'da. O sebeple şunu söyleyebilirim ki paraya ve işe takılmayın. Sizin göçmeye motivasyonunuz varsa göçün. Para zaten gelir. Zaten doğru işi bulursunuz. Gerçekten burada bir insan bir konuda yetenekli olduğunu ispatlayabildiği noktada yetenek avcıları gerçekten o insanı doğru pozisyona, doğru parayla yerleştirmeyi becerebiliyorlar.
o konuda içiniz ferah olsun. O yüzden siz kendinize şimdi bunları tartın. Yani göç ederken acaba buca değişikliğe karşı bir mücadele vermeye yeterince motivasyonunuz ve enerjiniz var mı? Ben de gitmek istediğim yere neredeyse geldim, varmak üzereyim. Bir park yeri arayayım. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bu tarz sohbetleri daha çok yapmak istiyorum. Umarım fırsatım olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.